Katar'a resmi program düzenleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Pamukkale ve ART TV Genel Yayın Yönetmeni Adem Erdağ'ın sorularını yanıtladı. Seçimleri değerlendiren Zeybekçi, hedeflerinin 20'de 20 olmasına rağmen 15 ilçeyi aldıklarını, bunun da büyük bir başarı olduğunu kaydetti. Ayrıca Zeybekçi, ülke gündemine ilişkin konulara da değindi. Seçim sürecinde, yani 2002 yılın 3 Kasım seçimlerinde Denizli'de %23,5'la başladığımız bir AK Parti oy oranını bugün 2011 seçimlerinde 2 katına çıkardık. Yani %47'nin üzerinde bir rakam yakaladık. %47,5'u hatırlıyorum. En son yerel seçimlerde de %45'in üzerine çıkardık. Sanırım Türkiye ortalamasını da hemen hemen yakaladık. Yani en son rakamlar böyle milimetrik oynayan yerler var. Tabii şöyle bir şey var. Denizli çok farklı bir yapıda olan bir şehirdi. Ege'de Uşak ve Denizli'nin biraz böyle sol ağırlığı olan bir şehirdi. Kaldı ki burada Aydın ve Muğla'nın ve İzmir'in de sağ ağırlığı olan bir yerdi. Denizli ayrıştı burada. Ve haklı bir sebepten dolayı ayrıştı. Denizli hemşerilerimiz siyasetten ziyade Denizli'nin geleceğiyle ilgili Denizli milliyetçiliği yaptılar. Bizim hizmetlerimizi takdir ettiler, hizmetlerimizi gördüler. Gelecekle ilgili tercihlerini de, yani Denizli'nin gelecek nesillerinin tercihini de hizmetten yana kullandılar. Denizli'mizin şu 10 yıllık, 12 yıllık hükümet, 10 yıllık yerel yönetimler döneminde yakaladıkları bu gelişmeleri de takdir ettiler. Onun için ben bunu çok güzel bir başarı olarak görüyorum, Denizli'deki bu başarımızı. Yani 20'de 20 bu bir hedefti tabii ki. Ama 20'de 16 yakalamak da çok inanılmaz üst derecede bir oran aslında. Evet. Diğer 4 ilçeyi alamadık. Almamız gerekiyordu. Çok kolaylıkla almamız gereken ilçelerdi. İnşallah bir dahaki seçimlerde 20'de 20 hedefimizi çok daha güçlü olarak, artık inanarak sarılacağız. Çok daha büyük bir inançla sarılacağız. Öncelikle Denizli'mizin bu seçimlerde gösterdiği olgunluktan dolayı ben teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Tarihe not düşmek adına söylüyorum. Sizin vasıtanızla da tüm Türkiye'ye bir mesaj olarak söylüyorum. Türkiye'de bir muhalefet, güçlü bir muhalefet problemi değil, güçlü bir muhalefet olamama problemi var. Yani güçlü olamaz zaten. Bu yapıyla, bu yapı asla güçlü muhalefet üretemez. Bu yapı aslında geçmişten gelen bir hastalığı vardı. Güçlü iktidar üretemiyordu. Şimdi güçlü iktidarı millet büyük bir kendi içindeki bir bütünleşmeyle üretti. Ama asla bu yapı güçlü bir muhalefet üretemez. Güçlü bir muhalefet üretemediği için de böyle kendi içinde o ittifak arayışları içine girse bu son derece demokratik ve hukuki olur. Ve son derece de saygı duyulması gereken bir hareket olur. Ama ittifakı, kendi içindeki ittifak yetmediği için de başka yerlerde de aramaya başladığı zaman zaten asıl problem ortaya çıkıyor. Onun için ben Türkiye'nin bu, zaten 2011'deki 12 Haziran seçimlerinde Türkiye, bu millet bize yeni bir anayasa talebiyle parlamentoya gönderdi. Şimdi bu isteğini ve talebini yeniden tekrar etti.